Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Kur'an ve Hayat programına hoş geldiniz. Konuğumuz Süleyman Boynu Kara hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. İyisiniz inşallah? Hamdolsun. Çok şükür. Sizler de iyisiniz. Teşekkür ederim. Hocam mübarek bir aydayız. Evet. Kur'an ayındayız, bereket ayındayız. Ee, çok önemli bir görevi ifa ediyoruz. Oruç tutuyoruz. Orucun farziyeti ile ilgili olarak e, ne buyurursunuz? Evet. Öncelikle ekranları başında bizleri dinleme zahmetinde bulunan tüm kardeşlerimi hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Bizlere bu imkanı sunan e, sizlere de sonsuz şükranlarımı iletiyorum. Bu vesileyle bütün İslam ümmetinin Ramazan e, ayını kalpten tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah hayırlara vesile kılsın inşallah. Oruç ibadeti ve Ramazan ayı ee, gerçekten Müslümanlar açısından e, son derece önemli bir aydır ve önemli bir ibadettir. Ee, Ramazan ayı dediğimiz zaman e, aklımıza tabi direkt olarak oruç ibadeti geliyor. Ee, oruç ibadeti kelime olarak Farsçadan alınmış bir kelimedir. Ee, bunun Arapça karşılığı Saum Siyam olarak geçiyor. Ee, bunun Türkçe olarak kelime karşılığı bir şeyden sakınmak, kendini tutmak, uzak durmak, arınmak buna benzer manalara gelmektedir. Ee, Kur'an'daki tarifiyle veya fıkhi literatürdeki tarifiyle imsak vaktinden bizim insanlarımızın anlayabileceği şekilde imsak vaktinden iftar vaktine kadar yemekten, içmekten, her türlü cinsi münasebetten uzak durmaktır. Ee, bu ibadet e, başta Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah... Estevle billahi Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba aleykumus siyamu kama kutiba alallezina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadakallahu alazim. Oruç sizden önceki milletlere, toplumlara farz kılındığı gibi sizlere de farz kılındı. Allah'tan korkasınız diye, kötülüklerden sakınasınız diye Cenab-ı Allah böyle bir ibadeti sizlere de farz kıldı. Dolayısıyla Kur'an'la farziyeti kesindir. Bunun dışında da tabii konuyla alakalı birçok ayet-i kerime var. Ben sadece bir ayet-i kerimeyi e, burada örnek olarak verdim. Diğer taraftan hadis-i şeriflere baktığımız zaman yine çok sayıda hadis-i şerif var. Ama farziyetiyle alakalı fıkıh alimlerinin en başta delil olarak e, gösterdiği hadis, Bünyel İslam'ı ala İslam beş temel esas üzerine kurulmuştur. Şehadeti en la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah Allah'tan başka ilah olmadığına, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulu ve elçisi olduğuna, ve ikami salati, ve itaiz zekati, ve hacil beyti, ve savmi ramadan, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmek. Ee, dolayısıyla burada bu beş temel esastan biri olarak da e, oruç ibadeti zikredilmiştir. Bu vesileyle farziyetini sünnetten de anlıyoruz. İcmai ümmete gelince e, zaten İslam literatüründe bir şeyin farzi farziyeti Kur'an, sünnet ve icmai ümmetle sabitleştiği zaman artık orada mutlak bir durum söz konusudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den günümüze kadar sahabi kuşağı, tabi'in, etba tabi'in, selefi salihin, mezhep imamları ve bütün müştehit imamlar ittifakla orucun farziyetini net olarak ortaya koymuşlar. Dolayısıyla oruç Allah'a iman eden Erginlik çağına gelmiş ve fıkhen bir mazereti olmayan, şer'i bir mazereti olmayan her Müslüman'a farzdır. Bunu inkar etmek de küfrü gerektirir. Çünkü Kur'an, sünnet ve icma ile sabit olan bir hükmü inkar etmek kişiyi küfre götürür. Yapmadığı takdirde büyük bir günah işlemiş olur. Yani kebairden bir günah işlemiş olur. Dolayısıyla oruç ibadetini tıpkı bakımından farziyetini bu şekilde özetlemek mümkündür. Çok teşekkür ediyorum hocam. Rica ederim, Yalnız ben de abi. teşekkür ediyorum. Evet, teyze, izleyiciler hocamıza teşekkür ediyoruz. Sizlere de hayırlı günler diliyorum.